Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü filmimiz yönetmen Aisling Wells'in 2016 yapımı Ezberleri Bozan Kadın Sanatçı Maude filmi. Maude Lewis yetenekli bir sanatçı. Yeterince tanınır hale geldikten sonra özel yaşamı da herkes tarafından, sanatseverler tarafından merak ediliyor. Ve onun etkileyici yaşam öyküsü sinemaya aktarılıyor. Yani sinema tabii bu duruma kayıtsız kalmıyor. Sinemaya aktarı çok da iyi olmuş. Bu film sayesinde biz de kendisini tanıdık. Filmin başrollerinde Sally Hawkins ve Ethan Hawke yer alıyor. İkisi de çok iyi oyuncu. Kanadalı sanatçının yaşamını konu alan biyografi tarzında film. Ben bu filmi 2016'da sinemada seyretmiştim. Çok beğendiğimi hatırlıyorum. Sonrasında 3 yıl önce tekrar biz bu filmi izleyip konuşmuştuk ve şimdi tekrar sizlerle kısmet oldu, tekrar konuşuyoruz. Burada çok yani Sally Hawkins'i çok beğendim. Yani müthiş bir oyunculuk sergilemiş. Performansı çok iyi. O bize geçirdiği duygular yani muhteşem. Yani bütün sinema ödüllerini hak etmiş bir oyuncu. Orada o duyguları geçirme, yani ben başka bir filmde hani bu kadar iyi bir oyunculuk görmedim diyebilirim. Sanatsal bir değeri de var. Yani çekimde mesela görsel şeyi de çok yüksek. Değerli bir film. Şimdi biraz böyle Maude Lewis'ten bahsedeyim. Yani şimdi bizim kadın ressam deyince aklımıza hemen Frida gelir. Yani o biraz daha geri planda kalan bir sanatçı. Kanadalı ressam. İlham veren kadın sanatçılar arasında bence en değerlisi. Orada bu filmin de tabii çok faydası var. Bu film sayesinde de dünyada tanınır oldu. Onun mesela şeyde onun mesela eserlerine hani mesela Frida'nın eserlerine her yerde ya kopyasına ulaşabiliyoruz ama Maude'un kopyası yani orada ya biraz ulaşmamız zor ki ama yine de gönüllerde yer etmiş bir sanatçı. Orada o ürettiği hikayeler, sanat şeyi onun mesela günlük yaşamıyla çok özdeşleşmiş. Yani bir günde ne yaşıyorsa onun eserlerine, resimlerine yansıtmış. O da mesela Frida gibi bir hastalıkla doğuyor. Ömür boyu bu hastalıktan da ızdırap çekiyor, çok acılar çekiyor. İşte sanırım eklem romatizması ve bu onu bütün hayatı boyunca onu rahatsız ediyor. Ailesinde işte abisi var filmde de görüyoruz. Ondan sonra onun yanında yaşıyor işte. Onlara yardım etmek için yılbaşı kartları hazırlayıp satıyor. Orada sonrasında annesiyle arası çok iyi. Annesi onu sürekli teşvik ediyor o kartları yapması için. Yardım da ediyor ve çevresine satmasını da sağlıyor. Ona özgüveni yerine gelsin diye annesinin çok büyük katkısı var. Ama şimdi o yaşı çocukluğundan beri gelen hastalığından dolayı da çocukluğunda falan çevresinde çok dışlanmış. Ya yani mesela çocukluğunda akran zorbalığına maruz kalmış. Bundan dolayı da çok küçük yaşta okulu bırakmak durumunda kalmış. Duruşunda sıkıntılar var. İşte kambur görüntüsü var. Ya yani onu dışlayanlar maalesef kendi ailesi de sonra annesinin ölümünden sonra kendi öz abisi de onu dışlıyor. Annesinin ve babasını peş peşe kaybedince daha çok yalnız kalıyor. Sonra abisi onu işte ona miras kalan evi satıyor falan. Sonra onu teyzesinin yanına yerleştiriyor. Sonra teyzesin işte bir miktar para ödüyor kalsın diye işte şefe. Çünkü gidecek yeri de yok. O dönemde bir çocuk sahibi oluyor. Bir çocuğu olduğu biliniyor.
Ama sonrasında o sevdiği adam onu terk ediyor. Ve bebeği alıp bakım evine vermek durumda kalıyor. Sonrası o acısı çok derin tabii. Hastalığı da var. Psikolojisi bozuluyor. Ama bir şeyler de yapmak istiyor. Teyzesinin yanından da ayrılmak istiyor. Tesadüfen bir yerde bir ilan görüyor. Hizmetçi aranıyor ilanı. İşte bu ilanı veren o çevrede, o kasabada bir adam işte kulübesinde yaşıyor. Balıkçılık yapan birisi. Kaba saba bir adam. Onun ilanı bu. Sonra onu işte şey yapıyor, onun yanına gidiyor. Şey, ilk başta biri anlaşamıyorlar, adam da kaba saba falan. Yani neredeyse karın tokluğunu orada hizmetçi olarak çalışmaya başlıyor. Yani orada kendini bulmak için, varoluşunu gerçekleştirmek için çok büyük bir mücadele içinde olduğunu görüyoruz. Düşünsenize, hem hasta, hem yalnız, hem ailesi dışlıyor, çevresi dışlıyor. Ve o kaba sabayı adamın yanında kalmaya mecbur kalıyor. Yani kesip kendi bir şeyler yapabilsin diye. Teyzesinin yanından ayrılması da ona biraz özgürlük kazandırıyor. İşte günlük temizlik, yemekten arta kalan vaktinde de resimler yapmaya başlıyor. Tesadüfen bir komşusuyla şey yapıyor, arkadaş oluyor ve onun teşvikleriyle biraz daha böyle çevrede tanınır oluyor. Mesela o arada da kendi oturduğu, yaşadığı evin işte camlarını, duvarlarını, dış mekanı boyuyor. İşte buralara kelebek, kuş, çiçekler çiziyor. Ve etrafta da dikkat çekiyor. Sonra işte bu daha çok kartlar çizmeye başlıyor. Daha çok resim yapıyor. Tabaklar, fincanlar boyuyor. Orada yani bütün engelleri aşarak bunu bir fırsata çeviriyor. Burada ya o bu dönemi çok mutlu geçirdiği söyleniyor. Ya yani o çok büyük bir haz ve keyif alarak bu işleri yaptığı işte söyleniyor. Yani çok o dönemi orada şey yapıyor. Yani mutlu geçiriyor. Sonrasında bu ikili biraz böyle samimi oluyor. Sonra kasabadakiler ona baskı yaşıyor. İşte sen evlilik dışı yaşıyorsunuz, bir arada evlenin falan. Bu baskılar sonucunda işte o Everest'te evleniyorlar ve birlikte işte evliliklerini herkese duyuruyorlar ve evliliklerini, yani o ilişkilerini evlilikte taçlandırıyorlar. İşte kulübelerinde yaşamları, işte ikisi el ele vererek yaşamlarını devam ettiriyorlar. Orada o şeyde hem mesela yaratıcılığını kullandığı, yaptığı resimlerle ev ekonomisine katkıda bulunuyor, hem de kendini gerçekleştiriyor. O sonrasında o mesela evi, o rengarenk evi belgesellere konu olmuş, gazetelerde haber olmuş. Ya yani o ev ziyarete açılmış, müze gibi olmuş. Ve o kadar çok insanlar gelmişler ki onun eserlerini almak için, şey yapmak için. Ya uluslararası turlar falan düzenlenmiş o evi. O kadar güzel olmuş. Sonra kendisi halk sanatçısı denilmeye başlamış. O şekilde tanınmaya başlamış. Orada ondan mesela o dönemin Amerika Başkanı Richard Nixon da ondan resim alan insanlar arasında. 60'lı yılların sonunda zatürreye yakalanıyor. İşte gitgide hareketleri daha da kısıtlanıyor. İşte resim yapmak artık onun için zor, bir de eklem romatizması var. Artık işte fırçaları falan tutamıyor. Zar zor işte devam etti resmi şey yapıyor. Yani burada şey yapıyor. Resim de yapamayınca daha çok üzülüyor ve 1970'te vefat ediyor. Eşi Everest'te ondan 9 yıl sonra vefat ediyor. O evde bakımsız kalıyor. Sonrasından bir şey, eyalet yetkilileri o evi satın alıyorlar. Restore ediliyor ev ve bugün şey yapıyor. Bir sanat galerisi öncülüğünde
Maud Lewis House adıyla orada sergiler düzenleniliyor ve iş hayatı film oluyor. İyi ki de olmuş. İyi ki bu sanatçıyı tanımışız diyorum. Şimdi Gamze arkadaşımızla devam ediyoruz. Buyur Gamze. Ya ben Maul'in hayatına bakınca biraz Pablo Picasso etkisi gördüm. Pablo Picasso da çok yalnız bir adam. Yani 2 yıl boyunca harika eserler vermiş ama hep kardeşinin onu ziyaret etmesini istiyor. Yengesi pek istemiyor onu. Hep de kardeşi finanser oluyor. Hani kendi hayatının düzenini bozmaması için. Ama Pablo Picasso da toplumda çok dışlanan, itilen, kakılan, toplumda zorbalık gören bir insan. Yani kulağı kesiliyor. Onun hayatına da baktığımızda filmde de Picasso bu kadar muhteşem eserler vermiş ama toplumda yaşadığı dönemde hani bırakın kıymeti bilinmesi herkesin dalga geçip itip kalktığı bir adammış. Şimdi biz eserlerine vay be falan diye bakıyoruz ama toplumda kardeşi de işte hep her hafta kardeşinin mektup yazmasını istiyor. Picasso'nun hayatına baktığımızda da öyle. Maud'un Gamze, Bangkok Van demek Gogh, istedim. pardon, Van Gogh'un hayatı, özür dilerim, çok özür dilerim, Van Gogh'un hayatı. Maul'in hayatına da baktığımızda hani Van Gogh harika eserler vardı, inanamıyoruz. Bu kadar mühteşem eserler ama o kadar yalnız, o kadar bedbaht bir hayattı ki. Maul'in hayatına baktığımızda da yine aynı durumla karşılaşıyoruz. Yani o kadar zorbalık görmüş, toplum tarafından dışlanmış, kardeşi için her zaman erkek kardeşi zaten korkunç bir adam. Yani evi satıyor. Yani kardeşi o kadar çaresiz halde, sağlık sıkıntıları var. Ona rağmen evini satıyor. Mirastan annesinden kalan parayı onu dolandırıyor. Filmde de var zaten. Hani ya, alması gereken hakları vermiyor. Ve en kötüsü de o çocuk doğduğunda, Maureen'in çocuğu doğduğunda kadın öldü diyorlar. Maureen bunu sonra öğreniyor. Yani çocuğun doğduktan sonra öldü denilip abisi tarafından bir yetimhaneye veriliyor. Bundan yıllar sonra öğreniyor. Yani kadının bedeninde can bulmuş çocuğu bile öldü denilip yaşayan bir çocuk yetimhaneye bırakılıyor. Kadın sonra çocuğunun bu yaşadığı evi falan buluyor, ediyor. Sonra evlendiği adama da baktığımızda çok Maureen çok şanslı bir adamla evlenmiyor. Toplum onu hani evli değilsiniz falan diye biraz şey yapıyor ama o adam da inanılmaz pinti bir adam. Yani o kartpostallara koydukları paralar işte geçimlerini sağlıyorlar ya, o kadar böyle kıt kanaat, o kadar zor şartlarda yaşıyorlar ki eşi olan kişiyle evet bir düzen kurmuşlar ama ev o kadar küçük, hani normalde bir insanın resim yapacağı kadar bile bir alanı olmayan bir yer. Kadın kapının önünde işte yılbaşı kartı oraya gezmeye gelen insanlara satarak yaşamını sürdürüyor. Oysa ki abisinde birazcık hani insan isyan ediyor. Yani insan kardeşinde bu kadar mı vicdansız olur gibi. Eğitim göremiyor çünkü işte toplum, çocuklar çok acı çektiriyor. Eğitimle devam edemiyor. Sonra da abisi kadar berbat bir adam çıkıyor. Ondan çocuğu bile gitmiş yetimhaneye vermiş adam. Yani şey diyor insan, evet fiziki olarak eksiklikleri var ama bu çocuk eğer bu insan biraz daha vicdanlı bir abinin elinde olsaydı ve resim yeteneğinin gelişmesi için desteklenseydi muhteşem şeyler çıkarabilecek bir kadın, bu kadar muhteşem bir kadın yaşadığı hayata bak diye isyan ediyor. O yüzden ben biraz şey buldum ya, haksızlık edilmiş hani bedbaht olmuş bir hayat gördüm. Çok da canım acıdı. Yani biz Frida'nın işte yıllarca çocuksa Frida'yı biraz daha şanslı buldum ben çünkü ne kadar kötü de olsa Diego gibi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bir adam. Yani üniversite eğitimi alma imkanı oluyor Frida'nın. Bir sürü yurt dışına gitme, sergi açma imkanı oluyor. Frida'yı çok daha şanslı buldum ki de babası mesela onun bütün eserlerinin bize kalmasındaki en büyük etki babasının fotoğraf sanatçısı olmasıdır. Yani Frida ile ilgili elimizde o kadar çok fotoğraf var ki. Çünkü babası fotoğrafçı zaten annesini çok Frida şey yapmaz, babasını daha çok sevdiğini her fırsatta söyler. Frida mesela Van Gogh'a da Maureen'e de baktığımızda çok daha bütün şanssızlıklara rağmen şanslı bir hayat yaşadığını görüyoruz. Maureen'in gerçekten ben şey yaptım, çok üzüldüm. Hani bütün bu şeye rağmen, yaşamının zorluklarına rağmen bu yeteneği, çocuğunu almaları ya bir kadının hani çocuğunu alıp öldü diyerek gönderiyorlar. Bu çok acıydı. Eşinin de o pintilikleri işte yaptığı eserleri
İşte bir vazoda biriktiriyorlar falan. Hani daha detaylı o hayat hikayesini de okumuştum ben kadının. Sinemada tabii bunu olduğu kadar aktarıyoruz ama bu kadar iyi resim yapan insanların Van Gogh'un da Mauli'nin de bu kadar dışlanıp itilip kakılması insan çok üzülüyor. Yani iyi ki diyorsunuz orada bir hizmetçilik yaptığı bir yerde bir kadın çıktı karşısına ve bildi. Evliliği biraz da hani o adam Hint'e eşi olsa da biraz kendine ait bir düzeni olup bunları yapabildiği için şansa dönüyor gibi gözüküyor ama gene de çok iyi bir hayatı olmamış kadıncağızın diye düşündüm ben. Film beni çok etkiledi. Sonra işte o birçok şeyini öğrendikten sonra daha da çok canım acıdı. Üzüldüm açıkçası. Benim söyleyeceklerim filmle ilgili ve kadın hayatıyla ilgili bendeki bıraktığı izler bunlar arkadaşlar. Teşekkürler. Nihal buyur. Nilgün Hanım el kaldırdı. Nilgün buyur. Fark etmez Nihal, sen çok güzel yorumlar yapıyorsun. Önce seni dinleyelim. Abi lütfen önce sizi dinleyelim. Mutlu olurum. Peki. Ben önce film İrlanda'da çekildi zannettim. Kanada'ymış. Nova Scotia'da çekilmiş. Gerçi doğal güzellikleri benzer. Çocuğunu yuvaya değil de sattık abisi. Yani belki benim izlediğimde çocuğunu sattı. Yani çok çıkarcı bir abi. Ya ben de Nilgün Hanım işinden, o yüzden hani sattı mı verdi mi bilmiyorum ama işin o kısmı çok gerçekten hani tüyler ürperten bir şey durum yani. Şey itirafta bulundu ya hala, dedi ki işte üzgünüm ölmedi çocuğun, abin sattı dedi. Ölmeden önceki itirafı. Ben şey diye düşünüyorum, kocası, daha doğrusu yanında çalıştı, sonra kocası olduğu adamın zihinsel olarak biraz geri olduğunu düşündüm hep. Yani kaba ama biraz da zeka, durağan zekalı gibi geldi bana. Çünkü empati duygusu yok, Maudie şefkat göstermedi. Daha sonra en filmin sonuna doğru anlayıp ona şey dedi ya, ben neden seni tam olarak göremedim diye. Yani o mesela beni çok etkiledi. Gerçekten doğuştan yeteneği olan bir insanı çok güzel gösterdi. Bu filmi ben özel eğitimde çocuklara ders olarak izlettireceğim. Doğuştan gelen yeteneğini gördük. Hiçbir eğitimi yok. Gerçekten eğitim alsaydı kim bilir ne olacaktı. Bu çok önemli. Herhalde onda da biraz özel üstün yetenekliydi. Yani belki zeka düzeyinde bir gerilik olabilirdi Maudi'de. Çünkü bu kadar şeyi tolere edebiliyor. Ama korkunç bir yeteneği var. İkisi de, kocası da, o da özel eğitim gerektiren bireylerdi. Müthiş bir filmdi. Çok etkilendim. Ben de izlediğim gün etkisinden kurtulamadım. Teşekkür ederim. Teşekkürler Gamze, Nilgün. Şey diyebilir miyiz burada eşi için? Mesela o da çocuklukta şefkat görmeden büyümüş. Hep dayakta büyümüş. İşte ne diyordu? Tabii, biz tabii. Bir işi bir tabii. Ranzada uyurduk. Tabii tabii ya, yani bu, ikisi evet. De ailede şefkatli ailede yaşamadıkları için sorunları var ama yaşamla ilgili şeyin lafı çok güzeldi. Dünyanın bir pencere olarak açıklaması vardı. Filmin sonunda da aynı cümleyle bitirdi. Dünyanın bir pencereden bakılınca bir resim gibi algılaması. Yani kesinlikle özel üstün yetenekli o kesim. Ama bu kadar şeyi tolere etmesi, gerçi var olma çabası mı, bir psikiyatrist bunu daha iyi açıklayabilir. Ama ben eşinin kesin travmalara bağlı. Zaten çok yoksunluk, ailede sorunlu yaşayanlar, itilip kakılan birçok çocuğun zeka potansiyeli gelişmiyor. Bilimsel olarak bu var zaten. Hani var olan zekası
olabilecek en üst düzeye çıkamıyor. Çevresel yoksunluklar, yetersiz beslenme vesaire. Bu nedenle kocası kesin öyleydi. Mahdi'de de bir şeyler vardı ama özel üstün yetenekliydi. Müthiş bir resim yeteneği vardı genetik olarak doğuştan. Teşekkürler. Teşekkürler. Ezel buyur. Teşekkür ederim. Sesim geliyor herhalde. Merve, teşekkür sana özellikle. Gerçekten böyle güzel filmleri seyredebilme olanağı buluyoruz senin sayende. Açıkçası kocasının bir kabuğu olduğunu düşünüyorum. Yani kocasının mental yetersizliği var mı diye düşünmemiştim. Bence yani o kabalığın arkasında aslında koyu bir kabuk var. Ben çalışkanım, bir de böyle sürekli pekiştirmeler yapıyor. İşte ben çalışkanım, işte ben para bulurum, çok çalışırım, kimseye ihtiyacım yok. Yani onların hepsi yetiştirme koşullarından diye düşündüm. Açıkçası mental durumunu çok bilemedim. Kamera çok güzel. Mesela evin içerisinde hani filme ilgili şeyler görmeye çalışıyorum izlerken. Film o zorlukları kadının sanıyorum herhalde. Siz söyleyin daha iyisini, siz biliyorsunuz. O kadının zorluğu çalışma koşullarını ifade etmek üzere biraz da karanlık evin içerisi. İşte camları bir şeyler yerleştiriyor falan ama özellikle o karanlığın korunduğunu düşündüm açıkçası. İşte mavi bulutlar sıklıkla dışarılar gösteriliyor. Bir taraftan o çelişkili hayatın içerisinde mutluluk var. İkisinin birbirini tamamladığı bir mutluluk. Yani ben aslında adamla ilgili ya da kadınla ilgili böyle çok olumsuz şeyler düşünmedim. Bir fırsat, yani birlikte oluşturdukları bir fırsat gibi düşündüm. Bir de arkadaşlık vurgusu, işte kadının kadına desteği, özellikle Merve bunu 8 Mart için seçti diye düşündüm hatta. Çünkü orada bir kadın dayanışması var. O kadınla ilgili aslında daha çok, yani o yol gösteren, destek olan kadınla ilgili daha çok şey duymak isterim diğer arkadaşlardan. Onlar ne düşünüyor bilmiyorum. Yani o da mı mutsuz? O neden bu kadar destek oluyor? Ya da işte o çok eğitimli görebiliyor belki. Hani belki böyle şeyler olabilir. Renklere özellikle vurgu yapılmış filmde. Başka bir de işte hayatın gerçekleri. Yani aslında o film orada değil, Türkiye'de olsa, bir Orta Doğu'da, şey, Orta Anadolu bir köyde, aynı şey aslında, değişen hiçbir şey yok. Yani adamın tarzı da aynı olurdu muhtemelen, kadının yaşamı da aynı olurdu diye düşündüm. Şu anda aklıma gelenler bunlar. Teşekkür ederim. Teşekkürler Eza. Nihal buyur. Yani ben bu filmi TRT 2'de izlemiştim yıllar önce. Tekrar izlemeye nasıl cesaret ettim bilmiyorum. Çünkü çok iç parçalayıcı bir film. Harika bir film. Hani bana film öneriniz, birkaç 3-5 film önerirsiniz dediklerinde aklıma gelen filmlerden birisi bu film. Yani burada duygusal zekası çok yüksek bir mod var. Ben onun duygusal zekasının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Bana öyle geçti. Film boyunca ve çok duygusal zekası zayıf mı bu insanların, acımasız mı, şefkatten merhametten payını almamış mı bilmiyorum. Çünkü halası para alarak bakıyor, şeyde sürekli engel olacak, onu küçümseyecek, fiziksel durumunu aşağılayacak ve bu şekilde yaşamını idame ettiremeyeceğini, onun yanında istemediklerini anlatan bir abi ve hala var. Bunu nasıl yapabiliyorlar? Yani bu durumda Edward onların yanında çok şey bile yani. Ama Edward da bayağı bir evrildi. Mod ona sanatın gücüyle, kendi karakterinin gücüyle çok şey kattı. Ve bunu yönetmeden kattı. Çünkü şey, Edward bir yönetme manyağı birisi. Yani sen beni yönetemezsin, sen benim üzerinde yetkili değilsin falan gibi saçma sapan. Böyle sürekli böyle bir kompleks var Edward'ın üzerinde. Bu da daha sonra öğreniyoruz ki yaşadığı öksüzler, yetimler yurdunda, ranzada 6-7 arkadaş kalıp zor bir hayattan geçtiğini görüyoruz şeyin, Edward'ın.
Ben burada Mahud'un motivasyonlarını çok sevdim. Herkesi filmin başından sonuna kadar hep insanları motive etti. O abisinin takım elbise giymesinden işte mükemmel oturmuş, işte üstüne çok güzel yakışmış falan. Böyle hep insanları yüreklendirici, motive edici. İnsanlar da o kadar engel çıkaran insanlar. Orada iyi ki bir boya kutusu gördü. O onun hayata tutunmasının nedeni oldu. Aslında Maud bütün engellerine karşı kendi gücüne inanan bir insan. O büyüleyici bir şey. Yani diyor ki Edward'a tek başına her işi yapman zor olur. Tek başına işte yanında birisi olsa iyi olur. O da diyor hani sen kendine bakmaktan acısın gibisinden hep aşağılanıyor. Ama diyor bu beni durdurmaz ki diyor bu vaziyet yani bu şeyim demek istiyor. Sıkıntılarım senin gördüğün hastalık olarak gördüğün şeyler demek istiyor. Ben 5 kadının işini yaparım diyor. Mesela orası çok etkileyici. Yani bazı insanlar farklı olanı sevmiyor diyor. O da benim içime çok dokundu. Gerçekten bazı insanlar farklı olanı sevmiyor. Adamın bakışı çok güzeldi ya Edward'ın. Bu cümleyi ettiğinde bazı insanlar farklı olanı sevmiyor dediğinde Edward bu cümlede kendisinden bir şey buldu. Kendisi de öyle sevilmedi toplum tarafından, kimse tarafından. İlk defa sevildi. O çevresindeki komşular tarafından bile. Çünkü onu böyle bir taş kalpli, insanlarla iletişim kuramayan biri olarak şey yapıp hiç yaklaşmadı kimse. Yani küçük şeyler, yeni bir ayakkabı almak, o topuklu ayakkabıyla Sandra mıydı o kadının, gelen kadın, iyi ki de geldi zaten o film, öyle şey oldu, bir anlama kavuşmuş oldu, o varoluşunu öyle gerçekleştirmiş oldu. Hep böyle bir kendi başarısını, yeteneğini, becerisini bile Edward'la paylaşma. Düşünsenize tablolarında onun ismini kullanıyor. Bu ne yüce gönüllülük. Yani bu nasıl güzel bir şey. Hep böyle ama onun da terk edileceği duygusu. Hep beni terk edecek. Ne yapmamı istersin? Ne yapacağını bilememe. Bu böyle şey, yaratıcı bir insan olduğu o kadar her haliyle belli ki, çocuk gibi keşfetmek istiyor, dokunmak istiyor ama hep böyle Edward onu bir sınır çiziyor, mesafe çiziyor, engel çiziyor, hiç yaklaşmıyor. Edward'ın kendi sınırları var ve sürekli de sen burada haddini bil, bakıcısın, bir öfke, saldırganlık, tembel insan istemem ama bana diyor ne yapmam istediğini söyle, ben ne yapacağımı bilmiyorum. Sen bana ne yapacağımı söyle, ondan sonra ben her şeyi yaparım diyor. O tavukla iletişimi de çok etkili. Canlılarla iletişimi çok güzeldi. O tavukla özür dilerim hayatım. Zamanı geldi biliyorsun. Hani insanların zamanı gibi. Onları da insanlar zamanı geldi biliyorsun öleceksin. O tavuğu öldürecek bir insan değil. Bir sanatçının bir tavuğu öldüreceğini düşünebiliyor musunuz yani? Ama başka ona yaşam şansı tanımayan lanet olsun bir şeyin içine girmiş. O Edward'ın o zor koşullarda yaşadığı işte ama şeyin lüks içinde yaşadığını düşündüğü, işte sen prensesler gibi yetişmişsindir falan gibi, aslında şeyin ikisi de geçmişte neler getirdiklerini bilmiyorlar. İkisi de birbirlerini zaman içerisinde tanıdılar. Ama Edward başta çok gerçekten insanın tüylerini ürpertecek şekilde önce tavuklarım var, önce ben varım. Bak önce ben varım, sonra köpeklerim var, sonra tavuklarım var, sonra sen varsın. Yani orada Maudie'ye sırasını hatırlatan, hani haddini bildiren, bu evdeki sıranı bil, ona göre davran. Her şeyi köpeklere niye öyle davranıyorsun? Eğitemezsin ama öğrenmeleri gerekiyor diyor. Onların da öğrenmeleri gerekiyor diyor. Yani her canlıya hepsi can gözüyle bakan çok tatlı bir yürek. Şeyin yüreği, modun yüreği, saf bir yürek. Ben onun saflığına bayıldım. Ama Edward da çok kötü bir insan değil. O mesela yalancılık yapacak, hırsızlık yapacak, insanları dolandıracak birisi değil. Sadece dediği gibi Nilgün hocamın durgun akıllı birisi ve eğitim de yok.
Ama insanları kandıracak bir yapısı da yok. Bu mali işlerini, hesap kitabı, yazıyı devraldıktan sonra gitti iki balığı teslim etti mesela. O balıkları kandırmak için, borcunu şey yapmak için gelmişti ya, balık göndermedi falan diye. Aslında onu kandırmak için yapmadığını görüyoruz. Bu yatılı okulda daha çok... ama şey hep de, hiç de Edward'ın kötü yanına, annemin bir lafı var, alçak yanına ele vermiyor. Hiç yani şeye karşı bile, en yakın arkadaşına, en yakın arkadaşı içeri girmemiş, düşünün. Frank Edward'ın yaşadığı odaya girmemiş. Orayı küçümsüyor, orada tek oda var, sen orada nasıl yaşıyorsun bu şartlar altında falan dediğinde en yakın arkadaşı, hayır diyor, orada o kadar çok oda var ki, orayı güzel, sen orayı güzel mi buluyorsun falan diye. Yani hep bu şeye karşı, yönetme sevdası, ben yönetirim, ben yaparım diyen insana karşı hep onun yanında olması beni çok etkiledi. Ona zor bir gün mü yaşadın, biri işte bir işi yürütmek çok zor olsa gerek falan gibi. Hiç Edward'a akıl vermiyor. Yani hiç demiyor ki, hep onu savunuyor. Şeyi bile, o balık örneğini, borcunu, harcını bile şey üzerinden anlatıyor. Erkek kardeşinin hatası üzerinden anlatıyor. O şekilde, çünkü tanıyor. Aslında müthiş bir şeyi var. İnsan tanıma becerisi var şeyin, modun. Tanıyor onu, ona nasıl yaklaşılması gerektiğini. Kendisi de öyle bir insan olduğu için evliliğe bile işte sen şimdi çok para harcanacaksın diye, işte lüks olacaksın diye falan yapmıyorsun. Ben seni biliyorum, ucuza getirebiliriz gibi. Ya o bebeği vermemelilerdi. Yani seni o bebeğe bakmayacağını düşündük diyorlar ama ya, Maud mükemmel bir anne olurdu ya. Çok güzel yetiştirdi o çocuğu. Çocuğu yetiştiremeyeceğini ben düşünemedim. Yani yetiştirir. Herkesten iyi yetiştirir gibi geldi bana orada. Yani şey de çok güzeldi. Bu Maud zaten oraları bir çiçek bahçesine çevirmiş. Şey, yaşamı çerçeve, resmi, dünyayı çerçeve. Sana resim yapmayı öğretemem diyor. Bakacaksın, göreceksin. Bakmakla, görmekle ilgili. Onu bir yetenek, beceri olarak da algılamıyor. Onun kibri de yok şeyin üzerinde. Modun üzerinde. Biz birlikte iş yapıyoruz. Şeyi bile, paraları bile birlikte iş yapıyoruz. O yüzden paylaşmamız gerekir diye şey yapıyor, onur ediyor. Yalnız orada tabii onu kaybedeceğinin korkusu var. Efendim, o şeyde gazetecilerin röportajında, artık sen beni beğenmezsin, gidersin falan gibi bir telaşa, bir endişeye kapıldı şey Edward. O şey orada bir kabalaştı. Ondan sonra o çıktı gitti. Ve kendini benzettiği şey eski bir çift çorap ve eskimiş, şeklini kaybetmiş, bir sürü deliği olan bir çorap. Huysuz ama ve gri, kendini benzettiği şekli Edward'ın çok... Ben diyor şimdi tamam diyor, sana böyle davranıyorum ama yarın yine aksi olacağım diyor. O da tamam biliyorum diyor, evet aksi olacaksın diyor. Çok güzeldi ya. Yani bu şeyin, modun kabullenişi. Böyle bir insan olabilir mi? Bu insan hayatı seven bir insan, yaşamayı seven bir insan, insanları, tüm canlıları seven bir insan. Güzel bir yürekli bir insan diye düşünüyorum. Sonra halası o kadar kötü davranmasına rağmen halasına zor şartlarda gitti. Dedi ben ölsem hani sen hoşça kal demezsen sen üzülmez misin? Aynı şey olursa. Acayip bir empati, merhamet, vicdan şeyi var. O sineklik olayı, Edward aslında kötü bir insanmış gibi, öyle hani merhametsiz, vicdansız gibi görünüyor ama kanala girdiğin zaman geldi o tel sinekliği tekrar taktı ve o da o tel sinekliği sevdi. O tel sinekliğe baktı. O tel sinekliğiyle bir bağlantı kurdu. Yani o da çok şeyi bile şu noktaya getirdi Maud olayı, o güzel karakteriyle, güzel yüreğiyle. Hani ben bütün işleri Edward yapıyor, bulaşıyor Edward yakıyor, o sadece resim yapıyor, sadece yaratıcılığını kullanıyor. Ve hatta süpürürken dedi ya, şeyi kapatmalısın, tozluyor içerisi, öyle yap falan. Hiç o yönetilmeye alışkın Edward ne hale dönüştü? Bu şeyle dikte edilerek bir şey yapılacak bir şey değil. Ben filmi gerçekten şey anlamında izletilmesi gerektiğini düşünüyorum. Nilgün hocamın dediği gibi duygusal zeka
günümüz koşullarında bireyci yaşam ve eğitim koşullarında maalesef çok düşük. IQ bile düşüyormuş. Duygusal zekada özellikle bu ergenlik dönemindeki çocuklarda akran zorbalığı, saygısızlık bu tarz şeylerde kalp yumuşatacak, zihin açacak ve insanlara empatik bir şeye girecek bir güzel bir film izletilmeli. Yani yaşamı resim, sanatı, yaşamı bir sanat gibi algılayan, yaşama sanatı, sanatı yaşama dönüştüren, doğal kendiliğinden ve herkese bunu sunan, bak orada hazır diyen, yani böyle bir insan nasıl anne olmadı, nasıl bu insan böyle türemedi, çoğalmadı falan, o şey karşısında, kızının karşısında ne kadar mükemmel, ne kadar tam, ne kadar güzel değil mi derken gerçekten benim içim burkuldu. Bu mod renkli bir dünya bıraktı. Hüzün içinde bir Edward bıraktı. O teneke boya kutularıyla, o resimlerle Edward daha sonra nasıl yaşadı? Ben içsel olarak gerçekten bu yaşamı nasıl kaldırabilir bir insan? Çünkü sevildim diyor. Edward sevildi. Hiç sevilmemişti. Yani Edward için çok daha zor bu. O sevdi, o sevildi. Yani kocaman bir boşluk bıraktı. O el ilanı bulması, o boyayla bütün boya kutusunun içerisinde o el ilanını bulması bir sanatçı ama sanatçılığının o kadar önemli olmadığını, hani belki bunu şuurlu şuursuz insan olmanın, can olmanın getirdiği güzelliği, o hizmetçi aranıyor, temizlik ve ev işlerini yapacak şeyi bile muhafaza eden, bir kutuda muhafaza eden koca yürekli bir sanatçı, gerçek bir sanatçı, satılık resim tablosundan sonra o tabloyu, satılık resim tablosunu nasıl o tahtayı içeri aldı, kapıyı kapattı ve nasıl yaşamaya devam etti? Edward için yaşam hani gerçek bir hayatta böyle olaylarla kaldırılacak gibi bir şey değil. Tam depresif, travmatik bir durum. Çok değişti Edward, çok dönüştü Edward. O yüzden mod gibi insanlara çok şey borçluyuz. O insanlar çok olsun hayatımızda. Fiziksel engeller hiçbir şey değil. Allah duygusal engellerden bizi muhafaza etsin, korusun diyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler Nihal. Mod, evet, kanatsız melek. Mesela ikisi de karı koca. Mesela zavallı aşırılıklarla geçiriyorlar bütün ömürlerini. İtilmişler, dışlanmışlar. Ama hayatlarına komşuları mesela Sandra'nın girmesiyle başkalaşım yaşıyorlar, dönüşüm yaşıyorlar ve olgunlaşma yaşıyorlar. Yani insanların ayağını, yani taş değmesin, güzel insanlarla karşılaşmak çok büyük bir değer, çok güzel bir şey. Herkese nasip olsun. Yani böyle mesela Sandra sayesinde Amerika'da resimleri satılıyor. Amerika Başkanı modun resimlerini alıyor. Çok değerli bir şey, çok güzel. Ümran, buyur. Sesin kapalı Ümran. Duyuyor Merve. Ha, geliyor, evet. Şimdi kapanacak, hay Allah, bir daha bastım çünkü. Yok yok, sesin geliyor. Tamam. Şimdi Nihal hemen hemen her şeyi söyledi, benim de söylemek istediklerimi, ama yine birkaç kelam etmek isterim. Şöyle ki mod çok hayat dolu, yani içinde bulunduğu durumu, itilip kakılmasını, buna rağmen yaşama sevincini, hayata olan bağlılığını hiç kaybetmiyor. İşte abisi geldiğinde evi sattığını, annesinin evi kendisine bıraktığını söyledi erkek kardeşi. Oysa ona ben bakmıştım dedi. Yani sen kendine bakamıyorsun, ona nasıl bakacaktın diye bir cevap aldı bunda. Ve ben modun annesine baktığını düşünüyorum. Yani belki tam anlamıyla değil ama kendi çapında, kendi sınırları içinde annesinin bakımına destek olmuştur diye düşünüyorum. Bir başka şey de bu
hafta sonuydu galiba. Gece kulübüne gitti, içkisini içti, dans etti falan. Ayakkabıları elinde eve girince halasına senin de bunları yapmanı tavsiye ederim dedi. Yani bu kadar hayat dolu, arkadaş arıyorum dedi. Yani bu şey olarak illa karşı cinsten bir arkadaş da olmayabilir. Ama bu kadar hayata bağlı, bu kadar hayat dolu. Şeye gelince, Edward'la yaşantılarına gelince, yani orada mal çok yani Edward'ı tanıdıktan sonra pek çok şey de ona destek oldu. Yani destek oldu demeyeyim de onu çözümledikten sonra pek çok şeyde onu idare etmeyi becerebildi. Yani o işte ilk cinsel ilişkilerini yaşadıktan sonra işte gelip tırnaklarını bana mı geçireceksin dedi. Halbuki Maud'un tırnağı bile yok ki onu geçirebilsin. Yani son derece naif, son derece ince ruhlu, kedilerle, köpeklerle, tavuklarla konuşan, yani sanatçı kişiliği, sanatçı yaratıcılığından ayrı olarak çok ince, çok naif bir ruha sahip. Ama işte Sandra'nın hayatına girişiyle her şey birdenbire değişti. Yani Nihal'in dediği gibi yaşama sanatını da bilen biri Mod, o haline rağmen. Yani çok güzel bir filmdi. Seçki için teşekkürler Merve. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkürler. Filmi beğenmenize sevindim arkadaşlar. Ama diğer filmi de izleyin. Diğer film de çok güzel. Ya orada muhteşem görüntüler ve sahneler var. Onu özellikle da izledik Merve. Çok yeni Mafikam. Evet, çok evet, güzel değil mi? Mafikam. Ben çok seviyorum evet. O filmi. Ya o çok değerli bir film. Eski evet. Eski filmler daha güzel oluyor. Nedense yani daha değerli oluyor, daha güzel oluyor. O, bu filmde mesela benim Afrikan filminde işte Meryl Streep çok güzel oynamış. Şiir gibi böyle o sahneler akıyor. Evet. Dünya biz çok uzakları görmeyelim diye yuvarlak yapılmış. Yani gerçekten öyle biz çok uzakları maalesef göremiyoruz. Hı-hı. Bu filmi de ayrıca başka bir zaman konuşuruz. Tamamdır. Çok teşekkürler arkadaşlar. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkürler.